Efendim canım. Ya bir arasak mı? Ha? Hayatım saat gece kaçı bu saatte aranır mı? Evet ya haklısın yani şimdi ararsak abi korkarlar çocuklar başımıza bir şey geldi sanırlar. Yok yok bu ilk ve son bir daha asla izin vermeyeceğim. Tamam ya geldiklerinde söylersin. Hadi artık uyuyalım yarın çok işimiz var. Tamam hayatım yani en azından bir deneriz. Ya şu yatağa yattığımızdan beri saat başı uyanıyorum vallahi. Ne bu ya? Yok yok ben izin vermeyeceğim bir daha. Yani onlar gelsin kalsın burada bizimkiler oraya gitmesin. Değil mi?
Ay ne oluyorsun? Ay içime bir sıkıntı bastı. Ay. Hayır olsun. Ay. Böyle sıkıntı geldiği zaman muhakkak sevdiklerimin başına da bir şey gelmiştir. Allah korusun. Çabuk, çabuk söyle bana sihirli kolye. Göster bana ne oldu, ne bitti. Peki Dudu Peri. Ne oluyor ya, ne oluyor? Ay, ay. İşte yedinci hissim. İşte kesin kesin bir şey olmuştur dedim. İşte bu. Neler yapacağım. Doğduğuna pişman edeceğim seni. Anandan emdiği sütü burnundan getireceğim. Ne oluyor Dudu? Nedir bu öfken? Ne oluyor? Seni bir ısırırım şimdi anlarsın ne olduğunu. Öldüm mü ben? Yok orası yarı zemin. Ben düşsem de ölmem ki. Gerçi düştüğümü de hatırlamıyorum. Acaba orada dev bir çukur mu vardı? Ben mi fark etmedim? Bilmiyorum ki. Siz kimsiniz? Burası neresi tam olarak? Cehennemime hoş geldin. Cehennem mi? Cehennem. Burası mı cehennem? Böyle alevli bir şeyler yok mu acaba? He? Sussana be. Ya hiç köpekler cehenneme gider mi? Tövbe tövbe. Burası Dudu'nun cehennemi. Ona ne yaptığına göre hayatını ya köpek ya başka bir şey olarak cehenneme çevirir. Şekil bir a ben. Sen sus be adam. Konuşma. Cehennem sana yapacaklarım. Göreceğin eziyet alacağın ders. Kız, kız, kız. Sus. O köpeği ne yaptınız ya? Nesiniz siz? Asıl sen kimsin? Sen nesin bir görelim bakalım. Yay yay elimin ayarı fazla kaçmış. Allah'ım! Ben öldüm kesin ya! Bu ihtiyar gudubet kadın bana neler yapıyor? İhtiyar senin anneannendir. Ben kaç yüzyıl yaşındayım sen biliyor musun? Ve hala taş gibiyim, taş! Hayır efendim, bayılma! Ayılacaksın ve cezanı çekeceksin! Allah'ınızı severseniz yapmayın! Sen Allah'ını seviyor musun ki üç kuruşluk parayla yalnız yaşamaya çalışan gencecik birinin evini soymaya kalkışıyorsan? Anam! Uçuyorum ya ben! Şimdi de yer çekimi kanunlarına karşı geldim ana! İstediğin kadar bayıl. Gene ayıltacağım seni, gene ayıltacağım. Doğduğuna pişman edeceğim. İndir beni, indir beni. Allah'ım ne yapacak acaba o hırsıza? Bir kereliğine müsaade etse de ömrü hayatımda şu köpek halim bir işe yarasa. Bir bıraksa beni ısıra ısıra parçalasam şu yüreksizi. Konuş, adını söyle. İki. Adını söyle, çabuk çok fena yaparım. Perle. Konuşmazsan fena yaparım. Daha ne fena yapacağım teyze? Ben senin teyzen değilim. Konuş dedim, adını söyle. Söylemiyorum işte. Ben öğrenmesini bilirim. Adını söyle. Aa, aynaya bak ya, karakolda da var bunda.
Bak gördün mü? Adın Hasan Cabbar Kaloğlu. Doğru mu? Evet doğru. Vallahi ne güzel aynaymış. Ne biçim şey o öyle? Pardon siz cadı mısınız? Evet cadıyım. Büyürken okuduğun kitaplardaki cadılar var ya, onlarla yakın ilişkimiz vardır, benzeriz. Ama onların da iyileri ve kötüleri vardır. Tıpkı sizin gibi. İnsanoğlunun iyisi, kötüsü, merhametlisi, zalimi gibi. Ben galiba zalimine denk geldim değil mi? Neyse ki senin gibi ahlaksızın neler yaptığını görmedi Cem. Zihirle mihirle camı parmaklıkları tamir ettirdik. He, iyi yapmışsınız. Şimdi ahlaksızın biri yeniden girer filan. Ben yüksek müsaadelerinizle artık daha fazla dayanamayacağım. Bayılıyorum teyzeciğim. Ne kadar dayanıksız çıktı. Betüş orada mısın? Betüş! Betüş! Efendim? Damat nerede? Hazırlanıyor. Ben de sana yardıma gelmek için hazırlanıyordum. Dur bir dakika. Gizli gizli seni sihirli aynadan göreyim. Sesinden biraz huzursuzlandım. Anne bu ne? Gördü. Oğlunu nelerden kurtardığımı anla. Sadık geliyor. Aynayı kapatıyorum. Birazdan oradayım. Aa şey hayatım ya tıraş köpüğüm bitmiş. Yedek var mı yoksa çıkıp alayım mı dışarı? Yok canım yok çıkma. Ben marketten almıştım. Banyo dolabına koydum. Ha sen erken hazırlanmışsın. Hazırlandım. Ben öyle önden gideyim diyorum. Anneme yardım ederim yerleşmeye falan. Sonra siz arkadan gelirsiniz ha? Tamam sen çık ben üstümü giyip hemen arkandan yetişirim tamam mı? Olur canım ben çantamı da alayım sonra görüşürüz. Bu ne heyecan ya vallahi annene mutlu bir gün bugün. Ya onun heyecanı sana da bulaşmış. Firuzeciğim ben çıkıyorum hayatım. Ne Sadık Bey? O arkadan gelecek ben önden gideyim anneme biraz yardımcı olayım. Ya dedim. Ben de geleyim yardım edeyim. Yok için. Yok hiç gerek yok ben hallederim canım. Tamam, hadi görüşürüz hadi kolay görüşürüz. Gelsin. Sağ olun size de. Teyze sihirine kurban olayım. Yapma ya. Anne dur dur öldüreceksin adamı. Bir de utanmadan torunumu bayıltmış. Sen nasıl öğrendin? Nasıl öğreneceğim? Birdenbire uykumdan böyle bir sıkıntıyla uyandım. Ter içinde kalmışım. Hiç sevmem öyle hissi. Hiç sevmem. Ailemin başında kötü bir şey dolaşıyor demektir. Hemen kalktım. Sihirli aynamı açtım. Bir ne göreyim? Ne göreyim? Bir de ne göreyim? Bu Cem'in evine girmeye çalışıyor. Ay. Anne babam nerede? Babam terasta. Ay korktum sinirlenir, ısırır mısırır. Evet. Ha. Dua et, sen dua et de damadın buraya taşınıyor. Yoksa 365 gün, 365 gece sana işkence yapardım. Utanmıyor musun sen be adam, utanmıyor musun? Aslan gibi delikanlısın, çalışsana. Hırsızlık çok adi bir şeydir hırsızlık yapmak. Utanmıyor musun? Hem de 3 çocuğun var senin. Ne yapayım ben buna şimdi ha? Kendi hayalimde yarattığım hapse mi tıkayım, müebbete mi çarptırayım ha? Beni bu teyzenin eline bırakma abla. Abla vallahi bırakma ya. Söylesene ne yapayım sallanıp duruyor. Bir şey soracağım. Biz zaten teyzenin ne olduğunu gördük. Acaba siz iyi cadılardan mısınız? Hani yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş olmayalım da ne olur ne olmaz. Halimiz malum. Demek senin karın bir de çocuğun varmış ha? Ay Allah'ım. Eğer ceza verme işi Dudu'ya kalırsa derhal müdahale etmeliyiz.
İnsanoğlunun işlediği suça insanoğlunun çekeceği ceza verilir. Öyle sihirli hapisler yaratıp sihirli cezalar veremeyiz. Merak etmeyin Periliçem. Aportta bekliyorum. Ama sanıyorum ki en adaletli cezayı Betüş verecektir. Demek karısı bir de 3 çocuğu varmış. Ah benim saf Betüş'üm. Eğer ona merhamet gösterirsen seni evlatlıktan reddederim. Hayır anneciğim, ona insaflı bir ceza vermemiz lazım. Yani cezayı kendi çeksin. Onun hırsız olduğundan haberi bile olmayan zavallı karısıyla masum çocukların ne suçu var? Düşünüyorum. Ona merhametli bir ceza vermek istiyorum. Yani onun canını acıtıp ona ceza çektirmektense onu dürüst, namuslu bir insan yapabiliriz. Hem böylece sonradan zarar vereceği insanları da korumuş oluruz. Şu anda öfke doluyum. Ve ben öfkeliyken sağlıklı kararlar veremiyorum. Kararı sana bırakıyorum. Hadi bakalım, ne yapmak istiyorsan yap. Yavuzlar gelene kadar hallet bu meseleyi. Bayıltayım mı? Hayır anne sakın. Peri olduğumuzu anlamasın. Ama ne anlayacak ayol, bir şeyden anladığı yok. O kendini şimdi öldü de cehennemde sanıyor. Cahil Cühela ne olacak? Ama asıl Cahil Cühela'dan kork. En tehlikeli onlar. Hayır anne hayır. Hayır lütfen sen terasa git ve bu işi bana bırak. İyi. Zaten sana bıraktım. Hiçbir şey sorma. Betüş geldi, işime burnunu soktu. Hadi sen de onun yanına. Oh. Ah, yastık koydum bunlar geldi. Sihirli sabahlar Dudu. Ben sizinle konuşmuyorum. Biliyorum. Torunlarını tatile götürdüğün yerde Taci'yi kıskanacağın bir tek dişi olmaması için yaptıkların yüzünden tatili silecektik. Sen de zamanı geri alacağımızı öğrendin. Bize kızdın. Haklısın, duygularına saygı gösteriyorum. Ama torununu hırsızdan korumak için yaptıkların ve hırsızın karşısında öfkeni kontrol ettiğin için sana teşekküre geldik. Ayrıca cezayı Betüş'e bıraktığın için seni çok takdir ettim. Aman, takdirnameni ve teşekkürümü aldım. Şimdi gidebilirsiniz. Sen bazen ne kadar küstahlaşıyorsun Dudu. Evet küstahım. Küstahım ben böyleyim. Ve kendime bayılıyorum. Bu huyumu da çok seviyorum. Burası benim şatom. Burada benim sözüm geçer. Hiçbir suç işlemediğime göre. Şimdi siz mi gidersiniz yoksa ben mi sizi yollayayım ha? Bakayım nerede bu damatlar? Hayır geliyorlarsa Betüş şu hırsız işini çabuk bitirsin. Ne yapıyorsun Betüş? Amma da uzun sürdü. Ruhundan tüm kötü niyetlerini, ona bu kötü davranışları yapma cesareti veren bütün fikirlerini, duygularını ve karakterinde kötü olan ne varsa hepsini siliyorum. Peki yerine ne koyacaksın? Çalışmak isteyen, namuslu ve dürüst bir insan olacak. Ondan sonrası onun işi.
Keşke dünyadaki bütün kötüleri tek tek yakalayıp böyle düzeltseniz. Keşke. İşte gitti. Yarın sabah bambaşka bir insan olarak uyanacak. Ya iş bulamazsa, gene hırsızlık yaparsa? Merak etme babacığım. İnsanın içinde o kötülük tohumları yoksa asla öyle bir şey yapmaz. Mendil satar, limon satar, ne bileyim ben, muhakkak çalışır ve hayatına dürüstçe devam eder. Sen hiç merak etme. Ben onun içinde kötülük tohumlarının zerresini bile bırakmadım. Aferin sana benim güzel kızım. Ali aradı Sadık Bey, birazdan geliyormuş. Bence hiç gelmeseydi ya, Yavuz'la hallederdik. Olmaz öyle şey. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Geldi. Gel. Günaydın. Günaydın Ali'cim ya. Vallahi sana çok teşekkür ederim, biliyor musun? Yani bir tek tatil günüm var, onda da size yardım edeceğim diye tutturdum. Boş verin şimdi bunu. Yavuz hazır mıymış? Kamyon gelmiş mi? Ha, gelmiş. Zaten biz eşyaları depoya koymuştuk. Bir 5-10 tane şey var, kutu var. Onlar yapıyorlar zaten. Tamam. Biz seninle direkt kayınvalideye gideceğiz. Ne bekliyoruz? Gidelim o zaman. Hadi gidelim. Şey Firuze, biz gidiyoruz. Ha. Bak, kızlar dönünce vardık diye arasınlar ona göre, tamam mı? Hiç merak etmeyin, aratırım. Hadi Ali'cim. Hadi çıkalım. Hadi. Buyurun. Lütfen gel. Geldi yani bu? Hiç. Sadık'la Yavuz'u izliyordum. Neredeler, ne yapıyorlar diye. Sadık evden çıkarken Firuze'ye kızlar eve gelince haber ver, telefon et dedi. Yani onlar evde yok. Neredeler, kimde kaldılar? Sen de bir öylesin bir böyle yani. Sen değil miydin bize rahat bırakın çocuklarınızı, esnek davranın diyen? Tamam. Rahat davranın, esnek bırakın, geçsinler tozsunlar ama bu kadarı fazla canım. Kimde kalıyorlar, nereye gidiyorlar biliyor musunuz ki? Hadi çilek peri. Sıkışsa başı sıkışsa kendini sihirle kurtarabilir. Ama Ceren? Anne, yabancı bir yerde kalmadılar ki. Yani Ceren Tuğçeler'de kaldı. Aman Tuğçeler, yani çok mu iyi tanıyorsunuz? Veli toplantısından veli toplantısına görüşüyorsunuz. Ayrıca sen kızların ne yapıyor diye sihirli aynadan takip ediyor musun? Ne yiyorlar, ne içiyorlar? Onları nerede yatırıyorlar bu Tuğçeler? Anne, senin düşündüklerini ben de düşünebiliyorum. Bak 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 bak, nasıl sinirleniyor, bak nasıl sinirleniyor. Çünkü bana çocukmuşum gibi davranıyor. Tabii öyle davranırım, çocuksun çünkü. Aa. Yahu ne oluyorsunuz anne kız? Ne bu bağırış çağırış? Ha, bir tuvalete çıkıp geliyorum, hadise üstüne hadise çıkıyor. Bilmem farkında mısın anne ama biri 20 yaşında, 3 çocuğun annesiyim ben. Ya, baba, yani arkadaşların evinde kalıyor çocuklarım diye burada anneme hesap veriyorum. Asıl gerginliği o yaratıyor. Ben de anne olunca annelik ne demek anlar diye düşünmüştüm. Hem de hoşuna gider diye düşünmüştüm. Annem ne güzel torunlarını seviyor, onlarla ilgileniyor, onları merak ediyor der diye düşünmüştüm. Ben olsam 18'ine gelmeden kesinlikle izin vermem başkalarının evinde kalmalarına. Ay anne, ne yapabilirim? Arkadaşlarından duyuyorlar bunlar. Biri birinin evinde kalınca mecbur kalıyorsun yani. Biz ayrıca konuşuyoruz anneleriyle babaları. Daha evvel kaç kere Ceren'le Çilek'in arkadaşları gelip bizde kaldı. Bu sefer de sıra bize geldi. Biz izin verdik. Ne yapalım? Bir kere izin verdi mi çorap söküyor gibi. Arkası gelir. Durduramazsın sonra. Hayır. Bir keredir. Biz bu konuda anlaştık. Hem benim çocuklarım öyle neyi isteyip ne istemeyeceklerini, neyi tutturup neyi tutturmayacaklarını çok iyi bilirler. Göreceğiz bakalım. Çocuk terbiyesi zor bir şeydir. Herkes yapamaz.
senin yüzünden lafa daldım. Herhalde eve yaklaştılar ki toprak şatoyu eve çevirdi. Taci Bey, bundan sonra alışın artık bu şatoda, ay bu evde 4 kişi yaşayacağız. Bana ne söylüyorsun, benim canıma minnet. Sen kendin düşün, şatonun içinde damadınla nasıl yaşayacaksın, sihirsiz sihirsiz. Yani toprak şatoyu eve çevireli hayli oldu. Nerede kaldı bunlar? Anneciğim telaş etme, gelirler şimdi. Ah! Aa, sihirli olmaz anne. Aha, hoş geldiniz. Müsaade et, elimiz çok dolu. Yavaş yavaş dur. İttirme, ittirme. Dur, dur. Merhaba yavaş, anne. Ha. Hoş geldiniz. Yavaş abi, dur. Dur, dur, çekme. Merhaba abla. Dikkat et, beni dikkat et. Evet. Yavaş, tamam ben de. Bırak. Tamam. Oh. 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 Ay, çok iyi. Efendim kızım. Abi hangisi? Ceren canım, Ceren. Ha, ha. Baban soruyor da hayatım, döndün mü? Döndüm de önce kafeye uğrayayım dedim. Hem abimi görmüyordum, yani Barış'ı da görmüyordum kaç gündür. Ay Allah, kızım babam kızacak şimdi. Ceren'cim sen Çile'ye de söyle, geç kalmadan gelin anneannene, olur mu? Bekliyoruz canım. Ya anne, mecbur muyuz gelmeye? Zaten geçen hafta anneannemdeydik. O da bize geldi hafta içi, görmüş olduk. Olur mu kızım öyle şey? Ah, anneannen çok güzel şeyler hazırlamış sizler için. Harika yemekler yapmış. Biliyorum tabii çok mutlu olacağınızı burada olmanızdan. Çile'ye de söyle, birlikte gelin. Ceren unutma bak, abine de söyle, hepinizi bekliyoruz. Geç kalmayın, tamam mı canım? Hadi kapatıyorum, hoşça kal. Tamam. Anneanneme gidiyormuşuz. Betüş ne abisi? Abisini nereden bulacaksın? Sen ara söyle ya. Allah Allah. Hayatım, abisine söyleyebilir çünkü hep birlikte kafedeler onlar. Kafedeler mi? Ya bu çocuklar hiç evde oturmaz mı Allah aşkına ya? Ya yani bizim kafe olmasa başka kafelere gidecekler. Allah'tan bizim kafe var da nerede olduklarını, ne yaptıklarını biliyoruz. Şimdi derhal sen Çile'yi arayacaksın, telefon açacak. Önce direkt eve gelecek, sonra da direkt buraya gelsinler, tamam mı? Ha. Tamam, sen sakin ol. Tamam, ararım ben. Sen merak etme, hadi canım. Elinize sağlık. Bu yorgunluğun üzerine bu çay çok iyi geldi. Afiyet olsun. Genellikle bu saatlerde hep çay içerim. Betüş Hanım, lütfen buyurun. Rahatsız olmasaydınız farkı. Yok canım, ne rahatsızlığı, lütfen. Peki. Hadi. Ben. Buyurun lütfen. Siz buyurun. Ay lütfen, siz misafirsiniz. Biz de şöyle geçelim. Demek Sadık'la Yavuz'un yeni patronu sizsiniz. Evet, o benim. Ben de böyle paşa torunu gibi oturan kim diye merak ediyordum. Hepsi katır gibi çalıştılar, bütün kutuları taşıdılar. Siz öyle oturup çayınızı yudumladınız da. Ben de yardım ettim. Hatta bakın, onu toprak taşımıştı. Şu kutuyu ben taşıdım işte. En kıymetli koltuğunun üstüne koydunuz bir de üstelik. Ben daha çok yardımcı olmak isterdim tabii ama büyük ihtimalle üzerimdeki takım bu kutuların hepsinin içindekilerden daha değerli olduğu için toz kir olsun istemedim. Hiç merak etmeseydiniz. Şatoda şato gibi evimde her zaman mucizevi bir şekilde leke çıkarıcı ilaçlar bulunur. Siz beni hatırlamadınız ama ben sizi komutanımın düğününden gayet iyi hatırlıyorum. Komutanınız? Anne, bizim komşumuz var ya, Avni Bey, o. Avni Bey. Salak. Hey anneciğim, şimdi bu eşyaları getiren kamyonet Faruk Bey'in başka bir şirketinin. O da sağ olsun arkadaşça bizim nerede yaşayacağımızı görmek için geldi. Hatta yani buradan çıkınca çok önemli kişilerle toplantısı var. Yani biz tabii istese de kendi ona hiçbir şey taşıtmaz istemezdik ama işte. Lütfetmişsiniz. Çok teşekkür ederiz.
Ne kadar enteresan, ne kadar açık sözlü bir kayınvalideniz varmış. Hiç bahsetmemiştiniz bana. Nasıl? Benim hiç bahsim geçmedi mi? Aa, hiç öyle şey olur mu anneciğim? Yani ben günde en az bir kez seni anıyoruz değil mi? Yani Faruk Bey'e denk gelmemiş. Bir kez mi Sadık? Daha iki. Anneciğim aslında seni anmadığımız tek bir gün bile yok. Yani yalanım varsa benim burada oturmam nasip olmasın. Tabii hatta üç. Sabah öyle akşam muntazaman anne. En az. Bravo çocuklar, bravo. Böyle bir kayınvalide ancak tatlı dille idare edilirdi zaten. Ama Yavuz Bey seçiminize bayıldım. Harika bir ev. Olağanüstü. Sanıyorum son dönem Victoria değil mi? 1800'lerin sonu mu? Daha eski. Daha eski. Uuu. Yalnız Yavuz Bey size acımasam kayınvalidenize evi almayı teklif edeceğim. Gerçekten satmayı düşünür müsünüz acaba? Hayır, asla. Ya iyi bir alıcı çıkarsa? Bu iyi alıcının teklifi ne olabilir acaba? Pek iştahlı göründünüz de. $10 milyon. Oo, iyi bir iş. Sat. Eyvah, kurbağaya mı dönüştürecek acaba? Bir şeyler yapmalıyız. Bence bu sefer annemin daha hain planları var. Bu akşam evde aile yemeğimiz var. Siz de gelsenize. Tamam. Saat söyleyin. 8. Bir dakika bile gecikirseniz kapıyı açmam ona göre. İnanırım. Çok geç oldu, ben kaçayım artık müsaadenizle. Akşam yemekte görüşmek üzere. Ben sizi yolcu edeyim. Lütfen zahmet etmeyin, yolu biliyorum zaten. Lütfen. Arkadaşlar, ne zaman ihtiyacınız olursa, bakın tekrar söylüyorum, ne zaman ihtiyacınız olursa beni yardıma çağırmaktan çekinmeyin sakın. Tamam. İyi günler. İyi günler. İşte bitti. Ay o küçücük evden nasıl bu kadar çok eşyayla çıktınız hala anlamıyorum Toprakçığım. Bu da sonuncu koli. Tamam, dur bakalım şimdi bunların hepsini yok edelim buradan ha. Eğer sorarlarsa bu kadar kutu nereye gitti diye. O zaman ne deriz? Deriz ki bütün eski kutuları kağıt toplayıcılarına verdik ha. Toprak, gel bakalım yanıma. Ne hissediyorsun? Ben iyiyim. Anneannemi çok seviyorum. Anneannem de annem gibi oldu. Canım benim. Sahi, anneannem nerede? Gerçekten ben de merak etmeye başladım. Nerede? Hadi gel bir bakalım. Randevulu çalıştığımı söylediğimi sanıyordum. Müşterin olarak gelmedim ki. Neden buradasın peki? Bir yemeğe çıkabiliriz diye düşünmüştüm ama. Yemek için de anneciğim ne yapıyorsun? O densiz Faruk'un hayat hikayesini öğrenmeye çalışıyorum. Randevu verirsen hemen geri gelirim. Anneanne sen de yani. Ne demek anneanne sen de yani? Para sahibi olmak değil, parayı nasıl harcayacağını bilmek görgüdür. Babanın patronu olacak o küstah. Bir torba bile taşımadı, bir kutu bile taşımadı. O ne küstahlık öyle? Yok evimi alacakmış da yok 18. yüzyıl nereden biliyorsa, nereden uyduruyorsa onu da küstah adam. Son günlerde de zelale takmış biliyor musun? Evet anne biliyorum, Sadık biraz bahsediyor. Akşam onu da yemeğe çağıralım, ne dersin? Aa, nereden çıktı şimdi bu? Yani benim öyle acayip samimiyetim yok o kadınla. Hem de yani gelsin gelmesin onu bilemem de niye? Nereden icap ediyor bu? Bana bak, şimdi sen onu çağıracak mısın? Yoksa ben sihirle getirteyim mi ha? Yardım edecek misin, etmeyecek misin? Peki anne, bir fikrin var mı? Yani nasıl davet edeyim kadını? Ay madem bu kadar çekiniyorsun, ara. Telefonu bana ver, ben konuşurum.
Moda tasarımcısıymış kendisi. Hı. Bir müşteri olarak arayacağım onu ve konuşmamın arasında da daha önce çalıştığım fani moda tasarımcılarının adından bahsedeceğim. Müşteriyi kapmak için davetimi kabul edecek. Bu kadar basit. Ay anne, senden korkulur yani. Korkun benden. Toprak, ne yatıyorsun orada öyle? Kalk bakayım yatağından. Ya anne, konuşuyorum. Kızıyorsun, yatıyorum. Kızıyorsun ya. Tamam. Büyükler her şeye kızar. Oturacaktık. Niye bizi çağırdılar ki? Abim büyütüyor, artık onların yanında oturuyor. Ya ben? Ben burada her gün buradayım. Ay canım. İnanamıyorum ya. Dünya ne kadar küçük. Ben seni 100 kere arıyorum, ulaşamıyorum. Ondan sonra ilk defa yemeğe geldiğim bir hanımefendinin evinde kader seni karşıma çıkarıyor. Doğrusunu istersen ben sizin yeni tanıştığınızı bilmesem bunun kader olmadığına inanırdım. Aranızda böyle ben hafif bir tatsızlık, bir musibet sezinliyorum. Ama ben bir araya gelmek istemeyen insanları hiçbir zaman evimde bir araya getirmem. Betüş bana sizin çok iyi bir tasarımcı olduğunuzdan söz etti. Ben de şık giyimden hoşlandığım için sizi tanımak istedim. Faruk Bey de damatlarımın patronu. Bugün buradaydı, onlara yardım etmeye çalıştı. Hadsizce evime talip oldu. Lütfen hadsiz demeyelim. Fütursuzca belki. Peki, öyle diyelim. Ama kamyonetini vererek yardımcı olmuş. Tabii. 3 kuruş maaşa genel müdür yardımcısı çalıştırdığına göre. Ay annem işte. Yani çok esprilidir kendisi. Böyle hani ne zaman şaka yapıyor, ne zaman ciddi pek anlayamazsınız. Tanıdıkça annemi daha iyi anlayacaksınız. Değil mi ama ya, değil mi? Bizim annemiz işte böyle. Ben şöyle toplayayım. Efendim, sizin de bildiğiniz gibi ben kızımla beraber bugün anneannesinin evine taşındım. Yani bu aile emeği o yüzden. O yüzden ve daima. Harika bir fikrim var. Bundan sonra her hafta sonu aile yemeği yapalım. Yaşasın. Faruk Bey, siz de hiç sahip olamayacağınız bu evdeki yemeklere davetli olun. Beklerim. Ay acıdım size birden. Dudu Hanım, ben hayatta şunu öğrendim ki paranın satın alamayacağı bir şey yoktur. Ve ben bir şey beğendiğim zaman almak isterim. Bu evi de çok beğendim. Hani buralarda bir arsa olsa, fotoğrafik hafızam da iyidir, evin her yerini gezdim. Detay detay şuraya kaydettim. Aynısını bir çırpıda yaptırırım. Ama sorun arsa, kendine münhasır manzaranız, onun eşi benzeri yok. Kaçtır fiyatı? Samimi ve açık soruyorum, almaya talibim. Astronomik bir fiyat bile olsa söyleyin lütfen. Sakın benimle pazarlığa kalkışmayın. Çünkü sizin astronominizle benimki tutmaz. Ne kadar astronomik, gerçeküstü, evren üstü bir fiyat dahi önerseniz bu evin tek bir tuğlasına bile sahip olamazsınız. Ama kabalık etmeyeceğim. Damatlarımın patronu olarak her zaman bu sofrada yeriniz olacak. Anneannemi gelmekten bazen sıkılıyorum ama böyle durumlarda eğlenceli oluyor. Umarım daha fazla ileri gitmez. Yoksa babamları işinden edecek. Siz benim peri olduğumu unuttunuz galiba. Onun zihninden bir sihirlerim asla onları işten çıkaramaz. Hatta maaşlarına 3 kat zam yaptırırım. Aman anne, daha fazla ileri gitme, yeter. Gerçekten artık durumu ben bile idare edemeyeceğim. Üzülmeyin. Gerekirse ben ederim. Evet, ben de periyim. Avni'nin halasının kızı Zelal'i geçen yıl kaybettik. Avni'nin oğluna sahip çıkmak için Periler Konseyi'nden Zelal'in ruhuna beni görevli verdiler. Çünkü Avni'nin hayatta başka hiç kimsesi kalmadı. Dudu Peri, sizin bu geceki teklifinizi kabul etmemin sebebi de budur. Ben zaten sizin eski tasarımcınız olan İda Peri'yim.
Ya bir sessizlik oldu ya. Kız çocuğu mu doğdu acaba? Ha? Yukarıdan bütün bilgiler onaylandı. Aramıza hoş geldin Zelal Peri. Teşekkürler Periliçem.